Merhaba arkadaşlar. Bugün SourceFinMarker'e obje veya karakter nasıl atılır onu göstereceğim. Tabii öncelikle bu Milkshape aracılığıyla olacak. Ama başlangıç olarak size nasıl yapılacağını göstereyim. Sistem tabii ki yerelce içindeyse bu yol üzerinden yapacağız. Yerelceyi açtım. Program dosyaları içinde. Sisteme geliyorum. Burada sistem alt sifini açacağım. Common. User mode'a doğru böyle geleceğim daha doğrusu. Adımlar yukarıda gözüktüğü üzere Stem, Stemos, Common, Source Marker, Gay, User Mode. Burada iki klasörde yeni klasörler oluşturacağız. Yeni karakter ya da objemiz için. Materyalse gelip buradan modeli açıyorum. Model ekranında yeni deyip klasör çağırdıktan sonra bu klasör ismi örnek olarak denemedir. Deneme yaptım. User moda gelip tekrar materyalist altındaki modele de aynı şekilde ekleyeceğim. Yeni diyorum. Klasör. Buna da aynı şekilde deneme olarak ekledim. Şimdi başlayalım. Öncelikle PDF editten başlıyoruz. Benim halihazırda böyle bir görselim var. Bunu kullanacağım. Küp şeklinde bir obje oluşturacağız. Tabi bu PDF edip kavlama olayına bakacak. Öncelikle PDF editte iki formatta çıktı alacağız. İlk önce resmi bir import edelim. File bölümünden import diyerekten masaüstü bu deneme JPEG'e çağırdık. Burada herhangi bir işlemi dokunmuyoruz. Okey dedikten sonra arkadaşımız geldi. Daha sonra file save as diyerekten PDF files olarak bir çıktı alacağız. Öncelikle. Tabi nereye? Yerelce içinde program files yani demin material klasöründe deneme klasörü oluşmuş diye oraya aktaracağım. Yine adım adım söylüyorum stem stem apps common source marker game user mode materials deneme klasörümüz vardı. Bunun içine ekliyorum. Deneme alttan tire texture olarak yazdım. Kaydet diyorum. Birinci resmimizi aldık. İkincisini de aynı şekilde alacağım. Bunu toss bölümünden yapacağım. Toss, create ve meta file dedikten sonra burada bir şey yapmıyorum. Options Shader bölümüne müdahale edeceğim. Kutu gibi bir şey yapacağım için Vertex Generate seçeneğini seçiyorum. Create diyorum. Aynı şekilde Materials Models deneme içine ekliyorum. Yine alttan tire texture şeklinde. Tabi uzantısı BMT. Kaydet dedik. Bu PDF editte işimiz bitti şu an. Kapatıyorum. Gelelim Milkshape'e. Evet, açalım. Tabii deneme sürümü olunca böyle 29 günün kaldı filan artistikler oluyor. Tamam. Dedikten sonra ekranımız geldi. Öncelikle bir kutu objesini göstereceğim demiştim. Kutumuzu oluşturduk. Şimdi buradan bir ayar yapmama gerek var mı? Select. Grup diyelim. Herhangi bir şey yapmıyoruz herhalde. Bakalım. Yapmaya gerek yok. Grupta kalsın. Scale falan
bir şey yapmayalım ya. Meteoros bölümüne geldim. Burada bir dedikten sonra bu şekilde bir materyal geldi. Burada Nan bölümü var. Nan tuşuna tıkladıktan sonra halihazırda benim burada geldi ama siz çağırın. Buradan bize gerekli olan VTF dosyası. Burada siyah gösteriyor ama Async'ini alacağız. Bakalım. Bazen program göstermeyebiliyor. Bunda dönmeyi nasıl yakalıyor? Normalde eklemiş olması lazım. Allah. Şuna düzgün dönemedim bir ya. Buna göre gelmiş ama ekranda göremiyoruz. Daha doğrusu bu objede. Her neyse. Ben bu arkadaşlardan bir çıktı alacağım. Bu örnek amaçlı milkshake'li yapıyorum. Şimdi PDF dosyasını çağırdıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. File, Export, Hlash.cmd dosyası olarak bir tane çıktısını alıyorum. Deneme aynı şekilde. Bu arada masa üstüne komple dosyası oluşturdum. Bu komple dosyası gerekiyor. Deneme kaydet dedim. Buraya hiçbir şey dokunmadan okey dedim. Yine file'da bir de export olacağız aynı şekilde. Hlash.cmd deneme alttan tire Koli istiyon formatında kaydediyorum. Bu bazen yavaşlıyorum ki PHD'de izlerken durdurup bakın diye. Kaydettim. Buna da hiçbir şey yapmadan tamam diyorum. Bu aşamalar bitti. Şimdi kalalım. Kalalım diye gelelim. Not defterine. Burada bir QC örneği vardı. QC örneği şu şekilde. Yeni bir not defteri çağıracağım. Daha doğrusu açayım. Buraya da yeni yazıyorum. Niye yazıyorum bilmiyorum. Not defteri. Bu arkadaşı. Daha doğrusu bunu kopyalayayım. Bunu açıklama kısmına ekleyeceğim. Bunu bir de destan gibi yazan var. Ama örnek olarak ben burada kutudan başlayacağım için çok bir ihtiyaç gerekmeyecek. Model name, your name model olarak gördüğünüz üzere halihazırda bir QC örneği var. Buna düzenle yapacağım. Siz de bu şekilde seçersiniz. Your modeller yani benim isimlendirdiğim şekilde deneme olacak. Siz de başka şekilde bir isimlendirme yapabilirsiniz. Ben örnek olarak deneme dedim. Ama isimlendirmeleri farklı farklı yapmayın. Hepsi aynı isim olsun. Resimden tutun. Model. İşte modelin diğer parçaları falan. Aynı isimleri barındırsın. Blender'da biraz daha detaylı geçelim herhalde, bilmiyorum. Bakacağız. Neyse bu Your Model olayını değiştirdik. Bunu nasıl yapıyoruz not defterinden? Düzenden değiştir bölüm var.
Başındaki slash ile seçtim. Yani bu slash fazlalıktı. Neyle değişecek? Yeni değer deneme. Tümünü değiştir dedim. Bakıyorum. Yani demin bir collision SMD çıkartmıştım. Bu da onun yerine. Bu da diğer SMD dosyamız. Bunu kaydediyorum. Var bir kaydet. Deneme. K.C. Tüm dosyalar dedikten sonra tabi. Yoksa TXT olarak kaydedecekti. Kaydet diyorum. Yine emin olmak için komple dosyasına bakayım. Deneme kesi geldi. Şimdi en son arkadaşa geliyoruz. Daha doğrusu da en sıkıntısına. Bu WinStudio programı aktarmamızı yapacağımız dosya. Bilmem ne bilmem ne söyleniyor işte. Bu işlemleri geri remote'a da aynı şekilde yapabilirsiniz. S'deki versiyon tabii ki EPSU 1. Daha doğrusu bizdeki. Şimdi target mode game info path olarak soruyor. Nereden alacaksın bu game info dosyasını? Up diyorum. Sistem içine gireceğiz. User modda çalışacağımız için onun game dosyasını ekleyeceğiz. Tabi bilgisayar içinden aramız daha makul. Yerelce'ye girdik. Program dosyaları. Buradan sistem bulduk. Sistem apps'ı da bulduk. Common dedik. Source Human açtık. Game dedik. User mod diyoruz. Klasörlerimiz burada. Gördüğünüz üzere. Bunun alttaki game info'yu buraya ekledik. Bet olarak buraya geldi. File diyoruz. Demek ki kirsi dosyamız buradan çağrılacak. O neredeydi? Masa üstünde. Komple dosyasının içinde. Onu da çağırdım. Komple derken böyle hevesim kursağımda kaldı diyeceğim. Bu niye böyle yaptı? S3K versiyonda bir sorun yok. Bir kurcalama yapacağım. Affınıza sığınarak. Burayı biraz ciddiye alabilirsiniz. Çünkü bu program böyle sıkıntılı şeyler yapabiliyor. Bu sistem içinde herhangi bir dalgamız yoktu değil mi? Yoktu. Sistem az içinde common source marker game bin bu bir açıp çalıştırıp bakalım ama yemedi. Bir çalıştıktan sonra aynı şekilde girelim. Buradan eklememiz gerekebilir bir saniye. Her çalışmada bu arkadaşı böyle dürtmemiz gerekiyor. Bu bilgisayar içinde yerel program dosyaları. Bin'i buraya tartacağız. Mecbur. Öyle gözüküyor. Sistem apps bulduk mu? Yok. Sistem apps nerede ya? Common. Soracak mı bakır? Game. Bin. Tamam diyorum. User modu kendi buldu. Bizi uğraştırmadı. File. Load. QC diyeyim. Deneme. Komple dedikten sonra OK
Girişli dosyası bize, yani daha doğrusu biz ona dosya uzantılarını aktarmıştık. Kısaca ben daha doğrusu kopyada yapıştırıp yaptım. Siz de bu şekilde karakterinizi soracak bir marka atabilirsiniz. Şu an aktarma işlemini yapıyor. Bu arada en uzun videom oldu ama şu zamana kadar evinki Blender'da bu işlem daha uzun olacak. Her neyse komplet deneme tamamlandı. Bakalım. Sonra film marker'dan çağıracağız. Bu arada işlemci de kendinden geçiyor herhalde şu an. Yine benzer işleri yabancı arkadaşlar yarım saate kadar taşıyordu. Ben mümkünse yarı olarak böldüm zamanı. Bakalım Source FM Marker'da eklediğimiz küp nasıl gözükecek. Ya he deyip create yaptık. Ctrl D ile bir harita çağırdık. Şimdi bunu upload ederken nasıl hızlı göndereceğim bilmiyorum. Yani internet hızım herhalde beni acayip sevindirecek mi, üzecek mi? Bu arada şaka maka 17. dakikada yaklaşıyor. Bir harita çağırdık Allah'tan. Şimdi haritamıza gelsin. Bu arada sistemi güncellemek istiyorum ama fiyatlar acayip şaşırmış bir şekilde. İşlemci el yakıyor. Hadi anakartlar biraz insaflı yine duruma göre. Ekran kartı da güzel fiyatlardı. Her neyse haritamıza geldi bu arada. Create Animation Set for Name Model dediğimizde denemede çağırdım. Open dedik ama tam gözün dibinde bittik. Open ne bu arada? Open. Artık her neyse. Gördüğünüz üzere oluşturduğumuz küp dosyası artık Source Film Marker'da tepe tepe kullanabiliriz. Umarım bu video işine yarar. Tabii ki de yarayacak. Bir sürü kendi kaynağımız olacak. Videomuzda değerlendireceğiz. Takipte kalın. Bir dahaki derse görüşmek üzere. İyi günler.